Evet Profesör Doktor Sayın İbrahim Öztürk, Millet Gazetesi yazarı bizlerle. Hocam hoş geldiniz, günaydın. Çok teşekkürler, günaydın. Şimdi e, bütçe görüşmelerini böyle izlerken e, zaman zaman tebessüm ettiriyor, zaman zaman e, suratımızın ifadesini değiştiriyor. İzlerken de eminim ki izleyicilerimizde de aynı e, durumlar olmuştur. E, aslında Türkiye'nin bir anlamda e, durumunu da yansıtan bir e, yer haline geldi meclis. E, orada belki muhalefet... E, vatandaşın sesini duyurmaya çalışıyor ama tabii karşılığında da çok sert bazı polemikler de yaşanıyor, çok sert ifadeler de yaşanıyor. Tabii bütçe maratonu diyoruz ama içeride her şey konuşuluyor. Aslında biraz bütçenin konuşulması gereken bir yerde biz mesela bütçeyle ilgili çok da bir şey göremedik. Başlangıç haberinde Mehmet Şimşek'in, Maliye Bakanı'nın bir sunumu olmuş. Onun dışında bütçe yok. Mesela bu ülkede işsizlik ne durumda? Ekonomi nereye gidiyor? Büyüme rakamları ne alemde? Bugün duyduk, hocam e, kişi başına gelirde az da olsa bir düşme var. E, bunları konuşuyorlar mı? Konuşacaklar mı? Merak ediyorum yani bu kavga gürültüden. E, biz sizinle biraz onu konuşalım. E, tabii diğer detayları da konuşacağız. Bu büyümedeki düşüş evet. e, devam eder mi? E ben sizin son programınıza geldiğimde bunların bir iki hafta önce şöyle bir ifade kullanmıştım. Şimdi bu ekonomi yayıncılarına biraz üzülüyorum. Çünkü akşama kadar önlerinden geçen birbirleriyle çelişkili bin tane haberin içerisinde darmadağın olup gidiyorlar. Ve sonra hiçbir şey göremez hale geliyorlar. En son kim konuşmuşsa onun dedikleri akıllarında kalıyor. Ve böylece şöyle dışarıdan bakılamıyor. Şimdi ben iki tane gözlem size sunmuştum burada. Türkiye ekonomisinin büyümesinin nereye gideceğine dair bir... Ben sahayı çok önemserim. İş adamının e, gerçek yaşadığı şeyler işin gerçeğini veriyor. E, Zeytinburnu'ndaki tekstil esnafı diyorlar ki adamı 20 senedir orayı gözlemliyor. Dolayısıyla değişimleri hemen fark ediyor. Onun için ekonomi orası. Ekonomi orası ve Türkiye'nin ekonomisinin hareket ettiği yerler oralar. Yoksa borsa değil. Yani hiçbir gerçekle bağı kalmamış olan Türkiye borsasının ne yaptı Türkiye ekonomisini yansıtmıyor. Diyor ki hocam burada tırlar boşanmıyor ve dolmuyor. Tamam haberi aldık geçiyoruz oradan Osman Bey'e. Tekstil'in yine piyasa canlılığına yılbaşı hazırlığı. Gidin bakın hiçbir yılbaşı hazırlığı ortalıkta bir hareketlilik yok. Ve e, o mağazalar bomboş. Dolayısıyla sahaya bakan, dikkatli o gözle bakabilen insanlar bu dün açıklanan haberi alıyordu. Ben de o programda bu haberi iki hafta önce vermiştik. Yani büyüme yılın tamamında %3 civarına gerilemiş durumunda ve 3. çeyrekte %1.7 ile 2'nin de altına inmiş. Ben size şimdi gelmişken o zaman TÜİK'i beklemeden çünkü son çeyreğin rakamlarını TÜİK Mart ayında verecek. 2015 yılının Mart ayında. Yani dolayısıyla ne olmuş olacak? Olaylar olduktan, bittikten, sindirildikten sonra TÜİK arkadan 3 ay sonra herkesin bildiği, ettiği şeyleri bize açıklayacak. Ben o zaman şimdi yaklaşık bir 4 ay öncesinden size söyleyeyim. 4. çeyrekte 2014 yılının son çeyreğinde Türkiye ekonomisi popüler ifadesiyle büyümeyi sıfırlamış olacak. Yani dördün çeyrekte Türkiye ekonomisi yüzde sıfır büyüdü haberini alacağız. Eğer e, şu kadar küçüldü haberini almazsak. Dolayısıyla e, Türkiye ekonomisi tümüyle durma noktasına Şöyle gelmiş oluyor. Şöyle miyiz hocam? Ee, yani siyaset, siyasetçiler bir şekilde... Farklı şeyler söylüyor olabilir ama e, şöyle bir teşbih yapalım. Mesela bir futbol takımının teknik direktörü, başkanı şöyle iyi çalışıyoruz, Tabii. böyle iyi çalışıyoruz, şöyle birinci olacağız diyor. Tabii. Takım önemli olanı sahaya bir çıkıyor, sahada bir şey yok. Tabii yenildik yani. ama ezilmedik lafı gibi bir şey oluyor. Evet. 5-0 yeniliyorsun ama ezilmemiş olarak konforlu yenilmiş oluyorsun. Hakikaten onları geçmek lazım. E, Türkiye ekonomisi e, durmuş oldu. Şimdi bu son çeyrekte sıfırlayacaklar derken neye dayanıyorum onu? Elimizde rakamlar var, onu işaret eden rakamlar, öncü göstergeler dediğimiz. Bir kere Türkiye'nin ihracatı şu an e, Türk lirasının %20 üzerinde değer kaybetmiş olmasına rağmen ihracat performansı durmuş durumda. Komşu pazarlar bitik durumda. Avrupa tam bir resesyon içerisinde oraya ihracat artışı mümkün gözükmüyor. %20'lik Türk lirasındaki değer kaybına rağmen ihracat durmuş durumda. Dünya ortalamasını da altına sarkmış durumda. E, sanayi verilerine bakıyoruz elimizde. Sanayi geçen ay açıklanan rakamda sanayi bir de daraldı üstelik. Dolayısıyla son çeyreğe girerken ön veriler elimizde sıfırlanmış olacak. Dolayısıyla en zoru da şu. Şimdi siz bana diyorsunuz ki büyümeyi analiz edelim. Hangi büyümeyi? Yok ki analiz edelim. En zoru da bu, büyüme olsa onun kalitesini tartışacağız. Şu iyi oldu, şu kötü oldu. Şimdi elimizde olmayan bir şey var. Ekonomi büyümedi, hadi bunu konuşalım. Konuşamıyoruz ki, büyümüyor işte. Şimdi, ne diyeyim ki, büyümüyor. He, o büyümüyor. Kadar. Şimdi ama e, tabii bu büyümeyen şeyin içini açabiliriz. Orada hakikaten şaka bir yana en kritik olan şey şu. Bakın Erkan Bey, e, Türkiye ekonomisindeki büyüklüğü toplam ekonomisinin yüzde onu kadar olan bir tarım sektörümüz var bizim Türkiye ekonomisinin ama toplam istihdamımızın da %26'sını oluşturan bir sektör tarım. Yani nereden bakarsan ağır bir sektör, lokomotif bir sektör ve Türkiye bir de tarım boyutuyla ön plana çıkartılan bir ülke, değil mi? Şimdi bu şey bu bu 3. E, çeyrekte %5 daralmış. Yılın 9 ayında %3 daralmış. Tarım sektörünün durumu vahim. Tarım sektöründe yaşayan e, milyonlarca insanı Tarım sektöründe istihdam edilen ve düşük ücrette istihdam edilen %26'lık o kesimi düşünelim. Buranın bu büyüme rakamlarının oraya nasıl bir felaket olarak, fakirlik olarak ve umutsuzluk olarak yansıyacağını düşünelim. Bu bir. İkincisi, Türkiye ekonomisi son yıllarda özellikle yatırımsızlaştırılıyor. Bu laf çok kritik bir laf. Yatırımsızlaştırılmak demek, Türkiye ekonomisi artan oranlarda ithalata bağımlı hale gelecek demek ekonominizin sıfır büyüdüğü ortamda bile insanlar aç kalmayacağına göre hal ekonomide asgari bir hareketlilik olacağına göre ekonomi büyümediği ortamdaki hareketlilik de gidecek ithalata dayalı olacak. Yatırımsızlaştırmayı ben şöyle bir değerlendirme yapmak doğru olur mu hocam? Yani şu son süreçte birçok yatırımcı gerek direkt müdahaleyle gerek korkarak korkutularak e, yatırımdan uzaklaşıldı. Mesela e, sıcak bir gelişme yani bu ülkede 4-5 tane kaliteli bu ülkenin malı olan maden ocaklarına en taze örnek olduğu için söylüyorum. Üzerine gidiliyor ve açtırılmıyor. E, şimdi bunu gören başka yatırımcı e, yatırım yapmak korkusu yaşıyor ve bu da biraz etki yapıyor Şimdi mu? Şimdi ben Dünya Bankası'nın dün Türkiye'de düzenlediği uluslararası bir sempozyum vardı. Ben de oraya dinleyici olarak katılmıştım. Türkiye ile ilgili bir rapor açıkladı Dünya Bankası. Maalesef Türkiye rotasından kaydığı için önemli haberler haber konusu da olmamaya başladı. İşte siz az önce aslında ifade ettiniz. Bütçede bütçe görüşmelerinde Türkiye'nin kritik mevzularına gelinemiyor. Odaklanılamıyor. Sürekli polemik düşünsenize yani enerji konusunu açıyorsunuz e, gidiyor diyor ki 1970'lerde de Baykal döneminde de enerji kuyruğu vardı aradan geçmiş 50 sene. Yolsuzluk var, VIP atamalar var, 3 senede 300 bin haksız atama var, yasalar, hukuk, ahlak bir kenara atılmış diyorsunuz. Bugün oluyor, şimdi oluyor. İçinden geçtiğimiz zamanda yargı durdurtturuyor, sıkıysa durdurun, engel olun deniliyor. Bu eleştiri yapıyorsunuz, gidip 15 sene önce Kılıçdaroğlu sende kız kardeşini bilmem nere almıştın deniliyor. E, evet almıştı, ne olacak? O yüzden Türk milleti onları seçmedi zaten. O yüzden onları cezalandırıldı. O yüzden üç seferde sen seçiliyorsun. Sonunda dönüp Türk halkından alacağın intikam onların yaptığı yolsuzluğun on katı şeklinde mi olacak? Onlar yapmıştı bir ben de yapacağım on şeklinde mi olacak? Bu ciddiyetsizlikten çıkmak lazım ama o Dünya Bankası toplantısına döneyim. Orada Türkiye ile ilgili uluslararası medyanın, uluslararası uzmanların önünde Türkiye nasıl konuşuluyor? Mevzu bu. Mevzu bu. Hani siz dediniz ki yatırımcı kaçıyor. Dünya nasıl Türkiye'yi okuyor? Bu gözle bakmak lazım. Yalnız değiliz ki. Şimdi uluslararası mahfillerde... Havuz medyasından bir... okumuyor o kesin. Hiç az, tabii okumuyor. Onlar e, tümüyle iç propaganda malzemesi. Dünya e, ve iş adamları neye bakacağını iyi biliyor. Şimdi e, burada baktığınız zaman çok insan tedirgin oluyor. Çünkü Türkiye'ye baktıkları parametreler Türkiye'nin yüzünü kızartıcı. Dün orada insanlar şunları konuştu. Türkiye bu hukuk yapısıyla yabancı sermayeyi çekemez. Bir. iki Türkiye'de bütün yatırım kararları... Bakın yıllardır Türkiye'nin ekonomik sosyal konseyi toplanmıyor. Ondan sonra da Türkiye'nin niye ekonomideki bir türlü vizyonu toparlanmıyor diyoruz. Niye? Çünkü Türkiye'yi yönetenler Türkiye'nin sahasından, iş adamından, gerçeklerden, uzmanlıktan kopmuşlar. Kendileri nasıl takdir ediyorlarsa, ne kadarını algılayabiliyorsa öyle yönetiyorlar. Halbuki dün onu Kılıçdaroğlu da söyledi bütçe görüşmelerinde, o çok önemli. Türkiye'nin ekonomik ve sosyal konseyini toplamazsanız, yani kısaca şu anlama geliyor: teknik direktörle oyuncular hiçbir şekilde birbirlerini görmüyorlar. Teknik direktör kendi başına içeride bir takım konuşmalar yapıyor, bir takım kararlar alıyor. Bunları sahadakiler duymuyor bile. O kararların niye alındığını bilmiyor bile. ondan sonra diyor ki: Siz çıkın oynayın ama oynayamıyorlar. Türkiye şu an bu duruma düşmüş durumda bir. Hukuksuzluğunu konuştular dün Türkiye'nin. İki, Türkiye'nin kurumsal erozyonunu konuştular. Kurumsal erozyon ne demektir? Şu demektir. Türkiye kurum, modern devletler kurumlarla yönetilir. Para politikasını, enflasyon politikasını Merkez Bankası yönetir. Enerji politikasını Enerji Kurulu yönetir. TÜİK bağımsızca, tarafsızca verileri hesaplar. Ama bunlara sürekli bir yerlerden müdahale ediliyorsa, bu imaj oluşuyorsa, bakın ben size söyleyeyim, Türkiye'de şu an tek Türkiye'nin sağlam kalan uluslararası alanda Türkiye'yi nispeten fırtınalardan koruyan bir tek verisi bütçenin düzgün olması. Onun dışında 10 senenin ortalamasını Türkiye gibi üst orta gelirli ülkeler var biliyorsunuz. Türkiye nihayet son yıllarda üst orta gelir ülkeler grubuna girdi. İyi bir haber. Ee, acaba devam edebilecek mi, geri kayacak mı? Ben geri kayacak diyenlerdenim. Ama Türkiye'nin o bulunduğu grupla ben Türkiye'yi mukayese ediyorum. Bugün gazetesindeki son pazartesi tam sayfa analizim tam buna odaklıydı. Bakın Erkan Bey, 10 senenin ortalaması. Türkiye'ye benzer ülkelerle, gelişme olan ülkelerle mukayese etmiyorum. Dünyanın en yüksek performanslı ülkeleriyle mukayese etmiyorum. Türkiye'nin de içinde bulunduğu, üst orta gelir ülkeler grubuyla mukayese ediyorum. Türkiye ne şartlara haizse onlar da o şartlara haiz. Türkiye hangi dünyada yaşıyorsa onlar da o dünyada yaşıyor. Kriz varsa dünyada onlar için de kriz var. 10 senenin ortalaması en yüksek işsizlik bu grupta Türkiye'de. En yüksek cari açık bu grupta Türkiye'de açık ara. En yüksek enflasyon bu grupta Türkiye'de açık ara en düşük büyüme bu grupta açık ara Türkiye'de. En kötü gelir dağılımı açık ara Türkiye'de. Bakın burada ne olur izin verin bir istatistik paylaşmam lazım sizinle. Çok konuşuldu ama onun için açamı açmadı millet. Rakamlar günübirlik geliyor geçiyor, geliyor geçiyor. Kimse uzmanları bile şöyle kendilerine az fırsat verip de ya bu rakam nedir şunu bir arka planına bir inelim de bunu iyi konuşalım demiyorlar. Tüketim malzemesi her şey bir saatlik ekranın altından kayan yazı gibi gidiyor. Tüyük bir açıklama yaptı dedi ki Türkiye'de nüfusun yaklaşık %17'si sürekli fakirlik tehdidi altında yaşıyor. Bu ne demek kötü bir laf değil mi? kötü. Ama bunu bir açtığımız zaman asıl kötüsü orada çıkıyor ve bu açılmıyor. TÜİ'ye göre bir kişinin fakirlik standardı ne biliyor musunuz Erkan Bey? Günde 2.1 dolar. Son dolardaki değerlenmeyle Türk lirası kazanacaksınız ki 2.1 dolar alasınız. Doğru mu? Türk lirası değer etmemeye başladığı için dolayısıyla o 2.1 doları almak için her gün daha da çok kazanmanız lazım mümkün değil. 2.1 dolar neye tekabül ediyor? 4 kişilik bir ailenin bir aylık üzerinden hesapladığınız zaman 600 lira demek. Yani tüyüye göre bir aileyi fakir olarak kabul etmemiz için yoksul olarak kabul etmemiz için ayda 600 lira ve altında geliri olması lazım. Bu halbuki Türkiye'de açlık sınırı bütün bilimsel çalışmalara göre 1100 lira. Açlık sınırı ne demek? Yani o gün o gıdayı almazsa ölüyor demek. O gün o gıdayı temel gıdayı almazsa ölen halkın açlık sınırı 1000 lira. Fakirlik demek ki bu hesaplamalara göre 3500 lira civarında Türkiye'de. Ama bu ülkenin tüyü çok affedersiniz. Her yere bir Alo Fatih yerleştirirseniz sonucu bu. Bu ülkenin tüyüne göre dalga geçer gibi akılla, bilimle, ahlakla diyor ki fakirlik sınırı 600 lira. Hemen hesap yapıyorum. Diyorum ki 4 kişilik aile günde her biri 3 tane simit yesin. Ayda 360 lira eder. Hangi fakirlik sınırı bu? Dolayısıyla şu grupta Türkiye'yi gördüğünüz zaman böyle temel verilerde savrulmuş e konuşalım ekonomide ne oldu dediğiniz zaman aha büyüme durmuş. Ne kaldı elde? Şehirleri tahrip eden binalar ve Orman Bakanlığı, Şehir ve Orman Bakanlığı biliyorsunuz e, şey tanıtım, e, advertorial, zorunlu yayın koyuyor televizyonlara. Tarım Bakanlığı diyor ki ey ahali, ey vatandaş ne olur geleceğimizin gıda alanları olan şu tarım alanlarını yok etmeyin. Şehirleri bu tarım alanlarına kurmayın. Şimdi televizyonu seyreden insanlar da zannedecek ki ya ne hayır ha bir Tarım Bakanlığı var bu ülkenin ya. Bak millete çağrıda bulunuyor. Farkındalık oluşturmaya çalışıyor. Bu tarım alanlarını koru ey ahali diyor. Anam mı veriyor bu imar izinlerini? Organize sanayi bölgelerini şehrin ortasındaki tarımsal alanları yok ederek oraya anam mı kuruyor benim? Bu imar izinlerini bu belediyelerin tahribatını anam mı yapıyor benim? Bu ne dalga geçmedir? bu ne lakaytlıktır bu ne ciddiyetsizliktir Türkiye'nin son yıllarda tarihte eşi emsali görülmemiş bir hızla tarım alanları bu hükümet tarafından yok ediliyor Türkiye'nin Konya'sı kadar büyüklüğündeki Hollanda'nın 120 milyar dolar tarım ihracatı var Türkiye'ninki 17 milyar dolar bir o kadar da ithalatı var Türkiye bir duvara doğru gidiyor ama uyuşturulmuş bir ülke var Entelektüel damarları tıkanmış bir ülke var Oksijen alamayan bir ülke var. Hiçbir bilimsel bilginin, hiçbir aklın, hiçbir vizyonun işe yaramadığı bir karanlık bir tünelden geçiyor Türkiye. Bunun sonunu ben öngörebiliyorum. Bunun sonunu ben sıfır hatayla söyleyebiliyorum. Toplumun görememesi beni ilgilendirmiyor. Ama ben bir bilim adamı olarak bunu söylemek durumdayım. Türkiye bir duvara doğru gidiyor. Toplumsal kırılma olarak, siyasi kırılma olarak, iktisadi çöküşe doğru gidiyor Türkiye. Ama bunu kimseler görmüyor ve bakın hükümetin içinde bir tek kişi var. Zaman zaman düzgün laflar ediyor Ali Babacan. Dünkü büyüme rakamları açıklandı ne dedi? Türkiye yapısal reformlarda geç kaldı. Temel reformları yapmıyor ve gecikiyor. Ama bir de Mehmet Şimşek'ten bir haberi vereyim. Herkes sahibinin sesi olarak konuşuyor. Aynı Mehmet Şimşek 3 sene önce şu açıklamayı yaptı. Biz bu reformları yapın. Yapılması gerekenler nelerdir belli. Hukuk reformu ve eğitim reformu başta gelir. Reform yapın deyince bunların aklına gelen AVM yapmak anlamına geliyor. Yap diyoruz ya, içinde yapmak geçiyor. Ne yapılabilir? Bina yapılabilir. Hayır. Reformun ne olduğunu bilmiyorlar. Bakın geçenki programımızda söylemiştim yine söyleyeyim. 2014 bitiyor. Türkiye'nin temel sanayi strateji belgesinin ömrü bitti. 2011-2014. Avrupa'da üretim üssü olacaktık. Orta ve üst sanayi teknolojilerinde ne Avrupa'sı özür dilerim Avrasya'da mütevazı olamayız biz. Avrupa'da içinde, Asya'da içinde, Orta Dağ'da içinde, Balkanlar'da içinde, Kafkaslar'da içinde. Bu sanayi belgesi ömrünü tamamladı. Hiçbir hedefinin hiçbir yeri tutturulamadan gitti. Sapma olur onu anlarsınız. Dersiniz ki 100 koyduk hedefi 90 oldu. onunun onu niye tutmadığını açıklayalım. Ama bir hedef koyup da hiçbirinin hiçbir yerinden tutturamadığınız zaman bu ne demektir? Kalkıyor Sayın Davutoğlu 1500 maddelik reform paketi açıkladık. Dünya gülüyor. Hiç dünyada reform demek, reform demek, stratejik plan demek, özet olarak konulan, arka tarafında da isteyene detayını verilen yol haritaları uygulama takvimi somut açıklanmış bir manzumedir. İktisadi politikalar manzumesidir. 1500 madde açıkladık. İnsanlar gülüyor. 1500 maddenin içine açık bakıyorsunuz diyor ki metroya yakın minibüsler kaldırılıyor. Reform mu bu şimdi? Reform dediğim bu mu? Dolayısıyla Türkiye gerçekten e, ha onu söylüyordu. Mehmet Şimşek 3 sene önce dedi ki ya reform reform tutturmuşsunuz dedi. Reformların hepsini yaptık dedi. Şimdi bekleyeceğiz. Bunların sonuç vermesini bekleyeceğiz. O zaman büyümeye başlayacağız. O zaman enflasyon da düşecek. O zaman cari açık düşecek. Geçti 4 sene. Geldiğimiz yer ekonomi durmuş. Ali Babacan diyor ki biz reformları yapmadık, yapacağız. Hani yapmıştınız, bitmiştir. Hocam Mehmet <laughs> Şimşek'ten bahsetmişken süremiz bitmeden o üzerinden geçip e, değinmediği yolsuzluk meselesi, e, bu yolsuzluk meselesinde ekonomiye e, etkileri, dışarıdan bakışı değiştirme bunlardan da bir kısaca bahsedin. E, dün yine Dünya Bankası toplantısında onu anlatıyorduk. Hukuk reformu, hukuk olmadan, hukuk öngörüsü olmadan gelemeyiz buraya deniliyor. E, i̇kinci yere de Uluslararası Şeffaflık Örgütü Türkiye'nin yolsuzluk endeksindeki çöküşünü açıkladı. Türkiye bugün e, alnı secdeli insanlar döneminde güvenilir insanlar döneminde şehirleri şehreminidir diye bunlara teslim edebiliriz dediğimiz insanlar döneminde bugün 2002 yılında Türkiye'yi devraldıkları yolsuzluk bataklığına döndü sapladılar Türkiye'yi. Bu uluslararası yatırımcıların önünde olan bu. Diyor ki Türkiye korkunç yolsuz bir ülke, şeffaflık olmayan bir ülke, hukukun rafa kaldırıldığı bir ülke, Türkiye şu an müsaadele konuşmaya başladı biliyor musunuz? O Mehmet Şimşek'in okumadığı yolsuzluk paragraflarının arkasında bu var. Türkiye yasa çıkardı. İki şey çıktı içinde. Birisi makul şüphe, popüler olduğu için onu konuşuyoruz değil mi? Makul şüphe, gözlerine baktım, işkillendim, gel buraya. Ama bir şey daha var. Müsaadele. Siyasi rakibi olarak gördüğü, yandaş yapamadığı, önünde diz çökertemediği, humus alamadığı, komisyon alamadığı, yolsuzluk ekonomisinin parçası yapamadığı bütün kurumları gidecek, varlıklarına el koyacak. Hiçbir hukuki zemin olmadan, hiçbir mahkeme kararı olmadan ben senin işletmene el koydum diyecek. Ben senin bankana el koydum diyecek. Ve bu çıktı şu an. Bunu Anayasa Mahkemesi iptal edecek tabii ki. Edilmemesi utanç verici olur ama edilene kadar da bir zaman geçecek arada. İşte onun için bakın bu yasaların sonucu ne oluyor? Selahattin Demirtaş kendine düşen kısmı söylüyor. Diyor ki sen polise adeta vur emri vererek makul şüpheyle yakıştırarak bana üzerime geleceksin öyle söylüyorsun. Ben de bilirsin ne yaparım sokakları yakarım gösterdim sana bunu. Gel o zaman diyor bekliyorum diyor. Bakın Türkiye'yi düşürdükleri yere. Peki iş adamını kime sığınacak? O diyor ki ben yakarım gelirsen çatışacağız diyor. Peki çatışması olmayan, silahı olmayan, sadece hukuku anlayan, sadece işini bilebilen bir iş adamı ne yapacak bunlara karşı? Müsaadere yasası çıkıyor. İki asır önce İngiltere bu konuyu kapattı. Müsaadere nedir ya? Özel mülkiyete gidecek, hukuk hiçbir dayanağı olmadan el koyacaklar önümüzdeki dönemde. Tıpkı o polisleri toplayıp toplayıp Aa pardon bir şey de bulamadık. 3 günde yattınız itibarınızı da yok ettik. Şimdi dönebilirsiniz dedikleri gibi gidecekler insanların düşünsene bize. Bir sabah geleceksiniz şu televizyona. Burada 10 tane görevli oturuyor. Geldik el koyduk. Şu Şüphelendik sizden. Kuş kullandık sizden. Maliye Bakanı geçen ipucunu verdi. Dedi ki üç bankaya uyardık dedi. Masakla etkin işbirliği yapmıyorlar. Kim karar verecek? Masakla etkin işbirliği yapmadıklarına? Yargı değil mi? Ama o karar veriyor. Diyor ki, uyardık. Bunun devamını bekleyin. O üç banka ile ilgili sürpriz hareketler gelebilir önümüzdeki dönemde. İpucunu verdi. Peki da senin için söylüyor. Ey hükümet, bütçe verilerini bana söylemiyorsun. Bütçeyi bana denetletmiyorsun. Kalkıyorsun, bütçe açığı vermedik diyorsun. İnanır mıyım? Bu kadar yüksek işsizlikte? bu kadar düşük büyümede, bu kadar yüksek cari açıkta, bu kadar yüksek enflasyon ortamında bir tek verimiz var ki sarsılmıyor bütçe. Niye? Tümüyle hükümete bağlı. Ben de o zaman şunu söylüyorum. Hükümetin doğrudan yönetiminde olan tek veri bütçedir. Onu da karartıyorlar. Bütçe açığı yokmuş gibi yapıyorlar. Bu kadar kötü verin içinde sağlam bir bütçe olduğuna inanmıyorum ben. Türkiye'nin bütçe açığı büyüktür. Bir gün ortaya çıkabilirse Türkiye'de yer yerinden oynar ama Sayıştay diyor ki bilmiyoruz ki denetletmiyorlar ki. Torpil meselesi Cevap da vermiyorlar. torpil meselesinin de konuşulmadığı bir bütçe maratonu vardı. O da çok güncel hocam. ona ne diyorsunuz? İşte hepsi bir arada. Yani AK Parti var. Kendini inkar ediyor. Biz diyordu yoksullukla, yolsuzlukla ve yasakçılıkla mücadele edeceğiz diyorlardı. Ettiler de Avrupa Birliği gündemi yardım etti. Dünya gündemi yardım etti. Zihinleri netti. Ne yapacaklarını biliyorlardı. Ve o doğru işlerle yükseldiler. Şimdi aynı kişilerin kafasına saksı düşmüş. istikametleri kaybolmuş. Yasakçılığın önde gideni haline gelmişler. Rüşvet skandallarında Türkiye'yi dövüyorsun ama dünya bunu affetmiyor. Bakın seneye açıklanacak. Bu yolsuzluk rakamları bir de seneye açıklanacak değil mi? Her sene açıklıyor uluslararası kurumlar. 2014 yılının yolsuzluk performansı sene 2015 rakamlarının açıklandığı zaman Türkiye bugün 54. sıradan 61. sıraya geriledi seneye Türkiye uluslararası toplumun önüne çıkamayacak şekilde 70'e 75'e düşecek seneye. Dolayısıyla işte bu torpiller nedir? Torpiller nedir? Ee, sanatın başına güreşçi, bilimin başına hayvanat bahçesi. Yani hakikaten yayında olduğu için böyle formel ve ciddi laflar etmeye çalışıyorum ama inanın duygularım ifade etmiyor. Bu ne ya? Bu ne ya? Bir ülkenin tarihiyle, gelenekleriyle, temel devlet olma refleksleriyle, dünyanın gözlerinin önünde nedir bu ya? Bu kadar uzmanlıktan, bu kadar liyakattan, bu kadar yarışmaktan kopup her yeri ele geçirelim. Türkiye'yi susturalım, çökertelim, sonrasına bakarız. Önce yıkalım. Önce ele geçirelim. Bir ara iyi insanları da bulabilirsek koyarız ama bulamazsak başkalarından olmasın. Cemaatten olmasın. Alevi olmasın. Solcu olmasın. Kürt olmasın. Ve hatta da daha doğrusu düzeltelim. Ne olursan ol gel, yandaş ol. Ne olursan ol gel, yolsuzluk düzeninin parçası ol da gel deniliyor. Bunun içinde bir şey bilmene gerek yok. Bir de benim aleme empati yapın Erkan ve Ben gençlerin karşısına her gün çıkıyorum hoca olarak. Dün e, valla unuttum şimdi açar okuturdum size. Bana e, e, bugündeki köşeme bir delikanlıdan mail gelmiş. Diyor ki hocam diyor söyler misin bana ben sabah kalkıp kitaplarımı toplayıp okula gitmek için kendimi nasıl motive edeceğim diyor. Enerji Bakanlığı'na müşteşar atanıyor, müşavir atanıyor, danışman atanıyor. Bekliyorsunuz ki enerji konusunda tecrübesi ve birikimi olsun. Bir bakıyorsunuz 3. sınıf bir üniversitede mensup, hiçbir iş tecrübesi yok, yaşı genç, tek özelliği mahalle teşkilatına siyasetin üye olması. Dolayısıyla bu bakıyorsun çok çalışıyorsun, sınavlar kaldırılmış. Bu ülke 1990'larda sınavları merkezi hale getirmek için çok uğraştı tarafsız ve objektif hale getirmek için çok uğraştı ve çok bedel ödedi. E şimdi bu sınavların tümünü iptal ediyorsunuz. O zaman tabi anlıyorsun dershaneye ihtiyacımız yok çünkü sınavlara ihtiyacımız olmayacakmış. Sınavlara niye ihtiyacımız olmayacak? Çünkü sen yandaş alacak mısın sınav yapmayacak mısın meğer? Ha o zaman şimdi anlıyoruz ki dershaneye bu yüzden gerek yok. Yarış yapmayacaksınız. Yarışa ihtiyaç yok. Biz karar vereceğiz ve eleyeceğiz. Şimdi bu gençlere ben ne diyeceğim söyler misiniz bana? Ben şimdi buradan çıkacağım ve derse çocukların karşısına çıkacağım. Çok çalışın. Birkaç dil öğrenin. Gece her say 60 sayfa kitap okuyun. Ya diyeceğim değil mi? Bana diyecekler ki hocam niye? Söyler misin niye? Biz en iyisi şimdiden dün bir genç kız geldi bana. Hocam dedi ben dedi bizim bilmem ne belediyesine burs almaya gittim. Yok otobüse binemiyorum dedi hocam dedi. Gittim oraya kolu ya kadar bilecik dolu bir kadın geldi yardımı aldı götürdü diyor. Teşkilattan bana da burs vermediler diyor. Doğum yerime bakıyorlar, dünya görüşüme bakıyorlar. Fakirlikten eziliyorsun ama o belediye bana yardım etmedi. Ona etti. Hakikaten dalga geçer gibi bilezik kolu, kolu bilezik doluydu diyor. Dolayısıyla ee, dört bir koldan toplumun tabanına, toplumun ahlaki yapısına, vicdan yapısına ...sürekli tuz ruhu dökülüyor. Bu Bunu bence birisinin durdurması lazım. Sayın Başbakan bilge bir insan aslında. Ee, e, erdemli bir insan. Kendi hayatında zenginlik olmayan mütevazı bir insan. Ama e, Kılıçdaroğlu dün diyor ki... ...ya davul sende, tokmak başkasında... ...hep tokmakçının sesini mi duyacağız senden diyor. Haksız mı? Artık bir e, sahip çıkması lazım şu, şu sürece. E, güz hep gülecük dağıtarak geziyor... Hep vaaz, nasihat ederek geziyor ama hadi aksiyon artık. Umudumuz kayboluyor. Ben bu ülkenin yabancısı da değilim. Hükümetin de müzmin bir eleştiricisi değilim. Vallahi güzel haber arıyorum. Şurada size gelirken bugün millet sabah erken işine moralle motivasyonla gitsin inan bir güzel haber bulayım diye arıyorum ama bulamıyorum vallahi. Dün buluyordum ve söylüyordum. Geçmiş yıllarda buluyordum söylüyordum ama şimdi bulamıyorum. Verilerde, rakamlarda dört bir koldan bu. En doğrultuda. önemlisi de şey hocam, <laughs> iki de geldiğinizde de söylüyorsunuz yani bu aslında birazcık da düşünmesi gereken bir şey yani gençlerin umutsuz oluyor olması mesela bize de bu vip torpil haberleri başladığından beri ihbar yağıyor, mail yağıyor, tweet yağıyor. İntihar ediyor ee, işte yani insanlar. KPSS'ye girdim, 90 aldım ama şu ya o kadar çok örnek geliyor ki yani e, bu insanların hepsi mi uyduruyor? Yani uydurmuyorlar tabii ki de. İnsan hayret ediyor yani e, tamam yap e, şunu kabul ediyoruz, şunu hep söylüyoruz, insanlar kendi kadrolarıyla çalışır. Yarın bir gün siz de mesela bir ekonomik bir e, kurul kuracak olsanız kendi tanıdıklarınızı bildiğiniz insanları alırsınız ama onların söylediği bu sınavla hakları olan şeylerin e, ellerinden alınıyor olması bu düşündürücü. Erkan Bey bunun sonucundaki erozyonu düşünmek lazım. Topluma, e, gençlere e, artık çalışmakla, öğrenerek, bilgiyle Donanımla bir yere varmanız mümkün değildir mesajı her gün veriliyor. Türkiye zaten insan kalitesi yerlerde sürünen bir ülke. Ortalama eğitimi ilkokul mezunu bir ülkedeyiz. Güney Kore lise mezunu bir ülke. Japonya üniversite mezunu bir ülke. Neyi kastediyorum? Yani toplumun ortalamasını to sokaktan tutup aldığınız zaman karşınıza o ortalama üniversite mezunu olarak çıkıyor. Kore'de sokağı tutup aldığınız zaman... Tüm ortalaması en az lise mezunu çıkıyor ve bu bilgi çağında bu küresel ortamda Türkiye daha ilkokul mezunu ve bir avuç ben neredeyim Türkiye'nin en üniversitelerinde eğitim öğretim faaliyeti yapan bir insanım ve buralardaki insanlara siz diyorsunuz ki hiç gerek yok buradan çıkış yolunuz yok nitelik de aramıyoruz bizden olmanız gerekiyor. Bizim çarkımızda olmanız lazım. Bunu daha sonra tedavi edemezsiniz. Bu tarım topraklarının tuzlanması diye bir kavram var bilirsiniz. Tarımsal topraklar tuzlandığı zaman onu su tutup yıkadığınız zaman tuz gitmez. Ora çölleşir demektir. Ebediyen ölür o toprak demektir. Neslin bu motivasyonunu böyle yok etmek tabana kadar cehaleti bir erdem olarak genlerine kadar ta en tepeden verilen düzenli sistematik sinyallerle cehaleti erdem haline getirerek bunu bir daha geri döndüremezsiniz. Bunu bir daha tedavi edemezsiniz. Türkiye lidere çok bağlı bir ülke. Hep oraya bakıyor. Türkiye sağdan hizaya girerler ya askerler. Türkiye hep liderinden sıraya balık baştan kokar lafı onun için ya devlet başa ya kuzgun leşe lafı onun için kullanılır tarihimizde. Onun için Türkiye yönetenlerin hep buralara vurgu yapması lazım. Dürüstlüğe ama tabi uygulamayla da çok o kitap okumaya. Türkiye'nin başbakanı, Türkiye'nin cumhurbaşkanı sürekli elinde yeni kitaplarla gençlerin önüne çıkması lazım. Aydınları toplayıp yeni fikirleri orada becaiş ettirmesi lazım. Onları e, tartıştırtması lazım. Gençlere yani rol model olması lazım. Ya gençlerin önündeki rol modellik işini yoluna koymak, malı götürmek, ele geçirmek, networking yapmak, kart alıp kart varmak, ondan oraya, oradan oraya, taştan taşa zıplamak şeklinde. İnanın gitmez. İnanın bu dünya bunu tölere etmez. Türkiye savruluyor. Kötüsü şu, bunları hadi bu kabus bitsin. Hadi bunları düzeltelim dediğiniz zaman bir 20 sene daha gerekir. Bunlar çünkü kültüre dönüşüyor. Zihniyet kalıplarına dönüşüyor. Temel reflekslere dönüşüyor. Ahlaki değere dönüşüyor. Bu hareketleri yapmaktan utanmaz hale gelmeye başlıyor insanlar. 70'li yıllarda filmler seyrediyoruz. Çekilmiş filmler. Orada böyle tarif ettiğiniz şeyler orada böyle çok legal, çok olağanmış gibi gösteriyor. Mesela namussuz namuslu filmi geldi aklıma Şener Şen'in siz konuşurken böyle çaldığı şüphesiyle saygı duyulan. hatırlıyor musunuz onu? E şimdi bir banka onda... memuru. İnanın konuşurken aklıma o geldi. Bu hiç bir şey değişmedi. Yani aynı zihniyet, aynı bakın, adam çaldı diye bütün mahallede itibarlı oluyor falan. Diye. Bakın kamusal alanda milletin ne konuştuğu önemli değil. Esas dost sohbetlerinde kendi aralarında konuştukları. inanın herkes malı nasıl götürdüğünü konuşuyor. Herkes bir şeyin takibi peşinde şu an neyi nereden kime nasıl transfer edelim bizim komisyonumuz ne olsun kime pazarlayalım ee, ve mesela Amerika'da hiç kimsenin hayaline gelmez ama Türkiye'de insanlar birbirlerine nasıl vergi kaçırdıklarını da anlatıyorlar keyifle gülerek örnek olsun diye siz de yapın yap, başarabilirsiniz diye normalde vergi kaçırmak kul hakkıdır hırsızlıktır ve yasalar karşısında suçtur tabii ki ve devlet biliyorsunuz o vergi kaçırmayı önlemek istiyor. E, vergi kaçırması demek fakirlik çünkü ama bizim iş adamımız, esnafımız birçokları ben kendim çok şahit oldum açık söyleyeyim keyifle birbirlerinden çekinmeden meşru hale gelmiş gibi anlatıyor. Dolayısıyla bir ekosistem var yani bu ekosistem Kötü de denge karar kılan bir ekosistem ya da kötüyü iyi gösteren kötüyü iyi gösteren abi Türkiye'nin bir an önce çıtasını, dengelerini algılamalarını erdemli bir düzeye çekmesi gerekiyor. Şöyle bir izleyicimiz diyor ki çok teşekkür ederim diyor Erkan ve İbrahim Hoca'yı ilk kez dinledim doğruları söyleyen aydınların varlığı ümit veriyor diyor her şey ama böyle de bir sıkıntı var hocam yani çıkıp bir şeyleri aslında normal olan bu çıkıp bir şeyleri bir yerlerde anlatabilme şansı bulamıyor e, insanlar. E, aslında çok normal, çok doğal şeyler anlatıyorsunuz burada. Aydın demişken hocam, biz de sizi bulmuşken şu <laughs> konuşulması istenen bir şey bu. Gündem değiştirmek için belki ama bu e, bir üniversite hocasısınız. Bu Osmanlıca meselesiyle de kapatalım. Ne diyorsunuz bu tartışmalara? Ee, bu kadar e, şey varken onu da tartışalım. E, muhafazakar kesim e, bekara karı boşamak kolay olduğu yıllarda yani muhalifken yani hiçbir sorumluluk almamışken çok fantaziler kurmuş. Ve o fantaziler o kadar çok kurmuş 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 ki bunları iyi bir değer halinde kendine empoze etmiş. Şimdi fırsat bulunca bu fantazilerini denemek istiyorlar. Orta Doğu'da Neo-Osmanlıcılık buna girer. Ağabeyiz biz, bölge bizden sorulur buna girer. Bunlar o kadar kendi kendimizi Angarya'ya mahkum etmişiz ki denemek istiyoruz. Osmanlıca da böyle. Şimdi Osmanlıca neye yarıyor? Mezar taşı mı okuyacağız? Arşiv mi? Arşiv belgelerimiz çok var. Okuyalım. Kim okusun bunları? Osmanlıca okuduğumuz için Arapça mı bileceğiz? Lisan mı öğrenmiş olacağız? Hayır. Osmanlıca'yı öğretelim. Bakın geçenlerde çok komik bir şey oldu. Biliyorsunuz Kültür Bakanı Ertuğrul Günay olduğu zaman İstanbul'da İstanbul'daki o ilgili birimin başındaki uzmanla mezarlık gezerken ya çok merak ettim şu mezar taşını okusana dedi okuyamadı. Bu işin en iyi eğitimini alan kişi okuyamadı ve orada ona fırça da attı. Ya sizin en iyiniz buysa nasıl yapacağız bu işleri diye. Dolayısıyla sen bunu bunu lüzumsuz bir polemik konusu yapmak yerine Türkiye'de gerekli ve yeterli miktardaki uzmana arşivleri çalışmak için neyi çalışacaksa Osmanlıca'nın her türlüsünü öğret. Ama Türkiye'nin gündemi bakınız girişimcilik derslerini konuşmuyoruz enformasyon derslerini konuşmuyoruz. Teknoloji derslerini konuşmuyoruz. Türkiye'de binlerce akademisyen sırf lisanı veremediği için doçent olamıyor bugün. Türkiye bırak tabana, liseye, kolejde dil öğretmeyi o zaten bitti. Türkiye bilim yapacak olan akademisyenle dünyayı takip edecek dil öğretemiyor. Sen bir kere bunları çöz. O kadar yanlış şeyleri konuşuyoruz ve o kadar hayati konuları da konuşmuyoruz, düşünmüyoruz ki. Çünkü konuşma mevkisindeki kişilerin kafasında IT ilaç sektörü, Türkiye'nin silikon vadisi, girişimcilik konusu yok. Sınıf ben her sene sınıfta anket yaparım. Her sene yaparım bunu gör, meraktan dolayı ve geçen sene ben Amerika'da ders veriyordum. Orada da yaptım farkı göreyim diye. Japonya'da ders verdim. Orada da yaptım bu farkları göreyim diye. Türkiye'de soruyorsunuz öğrencilere ben şu soruyu soruyorum. Beyler, mezun olduktan sonra kim kendi işini kurmayı düşünüyor? Kim devlette memur olmayı düşünüyor? Kim şirketlerde çalışan olmayı düşünüyor? Kendi işini kurmak isteyen %1'i geçmiyor. %50'si kafadan devlette memur olmak istediğini söylüyor. Geri kalanlar da iş arayacağız diyor. İş aray nerede olursa bulacağız. Ama Amerika'da bu veriler tam tam tersine Dolayısıyla bu, o, tartıştığımız konular Türkiye'yi yarınlara taşıyacak konular değil. İstikametini kaybettirecek konular. Osmanlıca tartışmasına da ben acıdan evet. böyle bakıyorum. Hocam, şimdi bir cümle kurarken ben şeye dikkat ettim. İbrahim Öztürk Profesör Doktor İbrahim Öztürk değil mi? Cümle kurarken arada bir şey söyledi. Dedi ki ben de Amerika'da ders verirken ben Japonya'da ders verirken Amerika ve Japonya. Şimdi Amerika'da ve Japonya'da ders veren bir profesör burada e, bas bas e, bağırarak vicdanen bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Hocam çok takıldım ya gerçekten şu kısmına. ya Buralarda ders veren bir profesör. O zaman bir şey daha takılın. Siz nelerle, bir şey, bir şey nelerle gündeme getirildiniz. Tabii, tabii. E, yazık. vallahi Bir şey yazık. daha söyleyeyim ona da takılın. Şuralarda çıkıp konuşuyorum ya insanlar bana diyor ki Oğlum sen lassın ya nasıl korkmuyorsun diyorlar. Rızkından evet. korkmuyor musun diyorlar. Üniversiteden atılmaktan korkmuyor musun diyorlar. Ben şu sorulara cevap vermek zorundayım. Ve şunu demek zorundayım insanlara. Vallahi yapacak bir şeyim yok. Ben bu ülkedeki varlığımı modern hukuk devletine borçluyum. Bu ülkedeki varlığımı tarihe borçluyum. Bu ülkedeki varlığımı Allah'a borçluyum. Siyasi iktidarlara hiçbir şey borçlu değilim. Bedeli varsa ödeyeceğim. Ama o dönemde susmadı, bedel ödedi dedirtirim. Ama o dönemde ben size bir şey söyleyeyim mi Erkan Bey? Şu yandaş medya, havuz medyası benim her gün peşimden dolaşırlardı. Hocam gel bizde konuş diye. Ben bazen 4-5 televizyona gitmekten işimi yapamaz duruma düşerdim. Şimdi o insanlar beni gördükleri zaman sokak değiştiriyorlar. Korkudan. Hepsi benim vicdanımı bilirler. Hepsi benim dürüst olduğumu bilirler. Ama hepsi beni konuştururlarsa hepsi ekmeğinden olacağını bildiği için kaçıyorlar ve çağıramıyorlar. Ama onların kaçmasını anlarım ama insanlar şimdi bana diyorlar sen korkmuyor musun? Neye güveniyorsun? 28 Şubat'ta bu sorular bana sorulurdu. O zaman da ben böyleydim. Hiç değişmezdi tavrım. Ama o zaman bana bir tane soruşturma açılmadı. Hiç kimse beni üniversiteden atmaya bilmem neye kalkmadı. Gerçi şimdi de yok. Ben bir şey demiyorum ama toplumun sokakta bana korkmuyor musun sorusunu sormasından ürküyorum. Tedirgin oluyorum. Ne niye ki, niye korkayım? Yani. Burada niye bakın, korkayım? İki programdır buradasınız. Küfür yok, hakaret yok, kişisel haklara saldırı yok. Bir alanınız gereği, bir entelektüel, bir aydın, bir hoca, bir profesör olanı söylüyor, gördüğünü söylüyor. İtirazı olan başka bir akademisyen varsa buyursun gelsin ekranlarımız açık İbrahim Hoca böyle demişti. Yanlış rakam şudur, böyledir. Şöyle iyi gidiyoruz desin. Yani bu bunu bunu neden hazmedemez bir toplum haline geldik? Belki bir başka programda da hocam alanınız değil ama bunu da konuşabiliriz. Çok teşekkür ediyoruz. Varsa eklemek istediğiniz bir şey onu da alalım. Çok ee, teşekkürler. Sen. Ben sakince ve detaylı konuşmamız gerektiği taraftarıyım. Bu önemli. Program yapılan programlarda çok popüler, çok yüzeysel gidiyor. Halbuki benim iddiam şu. Her konuyu Enine boyuna derinleştirebiliriz ama halkımızın anlayacağı dilde anlatabiliriz. Bu çok önemli. Her şeyi söyleriz ve hepsini anlatırız halkımıza. Ama e, bu halkımız anlamaz diye yüzeysel geçmeyi meşru göstermez. Detaylı konuşmalıyız, derinleymeliyiz. dinleyenlerin hangi dersler çıkartması gerektiğini söylemeliyiz, yol haritası sunmalıyız, çözüm önermeliyiz. Ama hep derinlemesine ve anlaşılabilir bir dille gitmemiz lazım. Maalesef medyada da bunun müşterisi az kalmış gözüküyor. Orada da bir popülizm görüyorum ben. Yani halka reçete sunacak, çözüm önerecek. Bak bunun beş tane çözümü var. Bana diyorlar ki hocam sen çözüm de söyleyen birisin. Niye sürekli eleştiri yapıyorsun? Bana o kadarcık imkan verin, o kadarcık zaman verin, o kadarcık platform sunun. Cari açık çok kötü dediğim yerde... Bana o zaman yeri verin ben cari açı nasıl kapatılacağını anlatayım. Zarrab kapatır, zarabın kapatması gibi kapatmayız diyorsun. Evet. Peki. Hocam <laughs> e, biz kalitenin, entelektüelli, entelektüelliğin ve iyi niyetin her zaman müşterisiyiz. Evet. Ee, burada sizin koltuğunuz hep hazır. Estağfurullah, teşekkürler. İstediğiniz zaman buyurun gelin. Kısa bir ara.